Herkese selam, ben Şeyma Nur, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sonbahar için ruj önerilerimi paylaşacağım. Geçen sene de aynı bu şekilde bir video çekmiştim, sonbahar ruj önerileri diye. O videoyu da izlemediyseniz aşağıya linkini bırakacağım. Onu da izlemeyi unutmayın. Şimdi gelelim bu seneki sonbahar ruj önerilerime. Geçen seneki videoda bahsettiğim rujları bu videoya tekrar dahil etmedim. Kendimi tekrar etmemek için bu sefer tamamen daha farklı rujlardan bahsedeceğim. Daha açık tonlu olanlardan koyuya doğru ilerleyeceğim. O zaman ilk rujumuzla başlayalım. MAC'in saten bitişli rujlarından Shrimpton isimli rengi. Doğruyu söylemek gerekirse bu ruju ben tek başına kullanmıyorum. Böyle birkaç ton daha koyu bir dudak kalemiyle kullanıyorum genelde bu rengi. Önce tek başına göstereceğim, sonra üzerinden bir dudak kalemiyle geçeceğim. İki şeklinde görebilmeniz adına. Bu şekilde de kullanabilirsiniz tabii ki ama ben kendime pek fazla yakıştırmıyorum bu kadar açık renkleri kenarında bir çerçeve olmadan. O yüzden şimdi bir dudak kalemiyle çerçeveleyeceğim. NYX'in dudak kalemlerinden Nude Truffle isimli rengini kullanacağım. Eğer bu tarz böyle nude rujları siz de seviyorsanız kesinlikle önereceğim bir ruj. Yapısı çok kremsi, dudakları kurutmuyor zaten. Gayet opak bir ruj, rengini çok güzel bir şekilde veriyor. Tek başına da kullanabilirsiniz, daha böyle benim gibi dudak kalemleriyle de kullanabilirsiniz. Ya da daha koyu rujlarınızın böyle tam ortasına hafif bir gölge yaratması açısından böyle sadece ortasına da uygulayabilirsiniz. Her ne kadar böyle sonbahar, kış gelmiş olsa da koyu renklere yöneliyor olsak da bence her zaman Nude'a da ihtiyacımız var. O yüzden bu videoya da daha böyle açık renkleri de dahil etmek istedim. Şimdi geçelim diğerlerine çünkü çok fazla bahsedeceğim ruj var. O yüzden biraz daha hızlı geçmem gerekiyor. Hepsinin üzerinde bu kadar durabilir miyim bilmiyorum. Daha kısa kısa anlatmaya çalışacağım. Öbür türlü bu video saatlerce sürecek. Diğer ruja geçelim. MAC'den başlamışken MAC'den devam edelim. Bu da Powder Kiss rujlardan Impulsive isimli rengi. Bu bir öncekine göre bir tık daha koyu bir renk. Bununla dudak kalemi kullanmanıza gerek yok. Ben de çoğu zaman da kullanmıyorum. Sadece bunu sürüp çıkıyorum dışarı. Bu rujun yapısını çok çok seviyorum. Çünkü hiçbir şekilde dudaklarınızı kurutmuyor. Mat duruyor ama daha böyle kremsi bir ruj. Serideki en beğendiğim renk bu. Yani eğer bu seriden tek bir renk alacaksanız kesinlikle bu rengi öneririm. Çünkü gerçekten çok çok güzel bir nude. Böyle daha kahve sıcak tonları içeren bir nude. Daha böyle sıcak renkleri kullanmayı seviyorsanız bunu daha çok seversiniz. Bence kesinlikle bir bakın derim. Şöyle elimin üzerinde de göstereyim yan yana. Bu Impulsive, bu Shrimpton. Shrimpton daha pembe, daha beige. Impulsive ise daha sıcak kahve tonlarında. Üçüncü bahsedeceğim ruj ise L'Oréal Paris'in şu ambalajdaki serisinden, ismini bilmiyorum. I Explore isimli rengi. Bunun ismini aşağıya yazarım, bilgi kutucuğundan bakabilirsiniz. Yapısı o kadar ince ki dudağınızda sanki hiçbir şey yokmuş gibi. Dudağınızdan böyle bir anda ayrılmıyor çıkarken, böyle yama yama olmuyor kesinlikle. Dudağınıza daha böyle leke bırakarak gidiyor. O yüzden de çok çok kalıcı bir ruj. Ve gün içinde tekrar uygulaması çok kolay bir ruj. Özellikle de bu rengini seçmek istedim. Bence sonbahara çok yakışan bir renk. Daha böyle biraz canlı tarafta ama çok da değil. Daha böyle günlük olarak da kullanabileceğiniz güzel bir renk. Başka da söyleyecek bir şeyim yok sanırım. Yapısı incecik. Gayet kalıcı, gayet opak. Rengini çok güzel bir şekilde veriyor. Aplikatörü çok güzel, uygulaması çok kolay. Gerçekten çok iyi bir ruj. Daha böyle stick rujları sevmiyorsanız, daha likit rujlardan hoşlanıyorsanız ve rengini de beğendiyseniz bu ruja bakabilirsiniz. Şöyle elimin üzerinde de göstereyim. Buradaki renk.
Nars'ın Velvet Lip Glide rujlarından Exxon'un isimli rengi. Doğru okumuşumdur. Zaten isimlerini aşağıya yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Bu ruju birazcık anlatması zor olacak çünkü birazcık farklı bir yapısı var. Böyle sürdüğünüzde daha parlak ve daha gloss gibi duruyor ama aslında daha krem yapıda bir ruj. Daha böyle glossla saten yapıda bir rujun ortası gibi düşünün. İlk sürdüğünüzde gloss gibi duruyor, daha böyle parlak duruyor. Böyle birkaç saat geçtikten sonra ruj dudağınıza oturuyor ve o parlaklık biraz daha azalıyor. Daha böyle saten bir görünüme doğru gidiyor. Yani gloss'tan daha kalıcı, saten gibi daha kremsi bir ruj. Dudakları kurutmuyor, zaten bunu söylememe gerek yok. Zaten çok kremsi bir ruj. Çok çok sevdiğim bir yapı oldu gerçekten. Günlük olarak sürekli bunu ve bunun bir rengi daha var. Onu çok fazla kullanıyorum. Rengine gelecek olursak daha böyle gül kurumsu ama daha nude gibi bir renk. Bu daha canlı ve daha parlak duruyor. Günlük olarak çok çok kolaylıkla kullanabileceğiniz bir renk ve her göz makyajına gidecek bir renk. Daha böyle soğuk tonlarla da kullanabilirsiniz. Daha sıcak tonlarla da kullanabilirsiniz. Bence çok kullanışlı bir renk. Eğer böyle dudaklarınızı kurutmayan, çizgilerinize dolmayan kremsi bir ruj arıyorsanız kesinlikle bunu öneririm. Too Faced'in bu şeftali kokan rujlarından Sex on the Peach rengi. Bu rujun da sürümü çok kolay. Mat gözükmesine rağmen yapısı daha kremsi. O yüzden çok kolay bir şekilde sürülüyor. Bu seriyi çok çok seviyorum. Yalnız eğer şeftali kokusundan pek hoşlanmıyorsanız bu ruju almayın derim. Çünkü baya baya şeftali kokuyor. Ama ben şeftali kokusunu çok seviyorum. Şeftaliyi çok seviyorum. Şu an ağzım sulandı. Hemen bunu da diğerlerinin yanına sıvaçlayayım. Bu kesinlikle diğerlerine nazaran daha soğuk tarafta. Daha böyle içerisinde grimsilik barındıran bir ruj. O yüzden soğuk göz makyajlarıyla çok çok güzel gidiyor. Daha soğuk tarafta dedim ama böyle makyaj yapmadığım günlerde de kullanabiliyorum bu ruju. Böyle beni ölü gibi göstermiyor. O kadar da soğuk değil. Tam böyle arada. Güzel bir rengi var. Kesinlikle en severek kullandığım nude rujlarımdan bir tanesi bu da. Sırada Elfin Stick rujlarından Praline isimli rengi var. Bu ruju da günlük olarak çok fazla kullanıyorum. Çok güzel bir rengi var. Bu ruju sevmemin en büyük sebeplerinden bir tanesi kendi dudak rengime çok yakın olması. O yüzden günlük olarak çok rahatlıkla kullanabiliyorum. Makyaj yapmadığım günlerde dudaklarım biraz daha iyi dursun istediğim zaman bu ruju kullanıyorum genellikle. Böyle beni bir tık daha canlı, bir tık daha uyanık gösteren rujlardan bir tanesi. Bu rengi çok güzel. Bence bu Elfin Stick rujlarının yapısı likit rujlarına göre çok çok daha başarılı. Eğer Elf'ten bir ruj almayı düşünüyorsanız bence bu böyle uzun stick formda olanlara bakın. Bunun yapısı bence çok çok daha iyi. Bunun da içerisinde daha böyle sıcaklık, kahvelik ve pembelik bulunuyor bence. Şimdi biraz daha farklı renklere geçmeye başlıyorum. Sephora'nın Lip Stories rujlarından 59 numaralı Vacation Golds isimli rengi. Bu rujun çok fazla kişiye hitap etmediğini biliyorum ama eğer benim gibiler varsa aranızda diye bahsetmek istedim. Bunu da şuraya süreyim. Böyle baktığınızda gri diyebilirsiniz ama içerisinde bir tık daha böyle kahvelik olduğu için bence kullanılabilir bir ruj. Daha böyle direkt grilere nazaran bu daha kullanılabilir bir gri olduğunu düşünüyorum. Eğer biraz daha böyle farklı makyajlar yapmayı seviyorsanız ve bu tarz böyle grimsi bir renk arıyorsanız
Bence bu ruja bakabilirsiniz. Bir sonraki bahsedeceğim ruj ise Anastasia Beverly's'in mat rujlarından Cool Brown isimli rengi. Soğuk bir kahverengi. Bir önceki grimsi renge nazaran içerisinde daha fazla kahvelik bulunuyor. Hemen dudağımda da gösteriyorum. Biraz hızlı hızlı sürdüğüm için çok fazla düzgün sürmemiş olabilirim. Neyse, bu videonun ana fikri zaten rujların renkleri. Eğer böyle koyu bir renk sürmek istiyorsam son zamanlarda çok fazla elimin gittiği bir ruj oldu. O yüzden bu videoya dahil etmek istedim. Bence çok güzel bir renk. Sonbahar deyince aklınıza gelecek renklerden bir tanesi bence. Bu gözümdeki göz makyajıyla da çok çok güzel yakıştılar. Yine aynı seriden başka bir renkten bahsedeceğim. Anastasia Beverly's'in mat rujlarından Rouge isimli rengi. Bence bu rujun rengi de sonbahara çok çok yakışan bir renk. Sanki böyle kiremit kırmızı renginin içerisinde daha fazla kahve bulunan hali gibi. Gayet güzel bir renk. Sadece boş gözlerle tek başına patlayacak çok güzel bir renk olduğunu düşünüyorum. Böyle koyu göz makyajlarıyla da kullanabilirsiniz. Bence gayet kullanışlı bir renk. Smashbox'ın Be Legendary rujlarından Wrap Party isimli rengi. Bence bu rengi çok seveceksiniz. Smashbox'ın bu rujlarının yapısını gerçekten çok beğeniyorum. Sonbahara çok yakışan bir renk olduğunu düşünüyorum. Daha böyle turuncumsu bir kırmızı. Aslında böyle baktığınızda yaza da yakışan bir renk. Bence tüm yıl boyunca çok rahat bir şekilde kullanabileceğiniz çok güzel bir renk. Bu videoya bir kiremit kırmızı ruj eklemeden olmazdı. NYX'in mat rujlarından Alabama isimli rengi. Tam aradığınız kiremit kırmızı rengi. Hemen şöyle şuraya swatchlayayım. Böyle tam sonbahar kış aylarında kullanmayı çok sevdiğim bir kırmızı tonu bu. O yüzden sizlere de önermek istedim. NYX'in bu mat rujlarının yapısını çok beğeniyorum. Eğer siz de böyle kiremit kırmızı tonlarda bir renk arıyorsanız bu ruja bakmanızı öneririm. Son iki tane rujdan bahsedeceğim. Bunlardan ilki Kat Von D'nin mat rujlarından Katedral isimli rengi. Bir tık ABH'in ruj rengine benziyor ama daha gül kurumsu bir renk. Bu tonlarda gül kurusu bir ruj da eklemek istedim. Çünkü sonbahar aylarına ben de çok yakıştırıyorum gül kurusu renklerini. Bence çok yerinde bir tonu var. Böyle ne çok pembe ne çok mor. Tam arada güzel bir rengi var gerçekten. Eğer böyle bu tonlarda güzel koyu bir gül kurusu rengi arıyorsanız bence bu renge bir bakabilirsiniz. Son bahsedeceğim ruj ise Nars'ın bu kalem rujlarından Lonely Heart isimli rengi. Bu da böyle güzel bir çikolata kahverengi.
Bu rengi de sonbahara çok yakıştırdım. Böyle güzel çikolata bir kahve ama çok sıcak bir kahve değil. Çok soğuk da bir kahve değil. Tam böyle arada güzel bir kahve rengi bence. Eğer bu tarz böyle koyu renkler kullanmayı seviyorsanız bence bu renge bir bakabilirsiniz. Ve videonun sonuna geldik. Benim sonbahar için ruj önerilerim bu şekildeydi. Umarım videoyu severek izlemişsinizdir. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye.